Haberin sesinden bir kez daha merhabalar. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Konuğumuzla bir aradayız. Mevsimsel yorgunluk üzerinde duracağız. Neden yorgun hissediyoruz? Bununla nasıl baş edebiliriz? Bu soruları yönelteceğiz. Psikolog Oya Kaptan stüdyomuzda bizlerle bir arada. Hoş geldiniz Oya Hanım. Hoş bulduk. Merhabalar. Yeniden bir aradayız. Evet. Geçtiğimiz günlerde kış aylarında yaşadığımız problemleri konuşmuştuk. Karanlıkta uyanıyoruz. Nasıl baş edeceğiz bununla? Uyanamıyoruz daha doğrusu demiştim. Bunları cevaplamıştınız. Bugünse daha havalar açıldı artık. Bahar geldi, yaz geldi ama yorgunluklardan kurtulmuş değiliz. O psikolojik durum söz konusu baharla birlikte, bahar yorgunluğu olarak bizim isimlendirdiğimiz durum. Bundan özellikle söz edeceğiz. Ne olduğunu öncelikle sormak istiyorum. Hangi durumlar bu tanım hangi durumları kapsar? Neler yaşıyorsak biz bahar yorgunuyuzdur. Oradan isterseniz başlamış olalım. Şimdi aslında şöyle söyleyeyim. Merhabalar tekrar bu arada. Bu mevsim geçişlerinin kaderidir bu yorgunluk. Şimdi havaların psikolojik durumumuzu etkilediği yani tartışmasız bir gerçek. Bugün evet. bile bunu tecrübeledik aslında. Evet. İşte yağışlı hava ve biraz daha kasvetli hissediyoruz evet. gibi. Uyanırken öyle hissettik evet. hakikaten. Mevsim geçişlerinde de bu azalan ve artan hava sıcaklıklarına bağlı olarak insan uyum süreci yaşıyor. Aslında mevsim yorgunluğu dediğimiz şey bizim uyum sürecidir. Bu hani ilkbaharda olmayacak diye bir şey yok. Sonbaharda görüldüğü gibi ilkbaharda da görülür. Çünkü sonbaharda insanlar bu azalan hava şartlarına uyum sağlamaya çalışırlar. İlkbaharda da artan hava durumuna uyum sağlamaya çalışırlar. Dolayısıyla iki türlü de uyum sağlamaya çalıştığı için insanın vücudu iki mevsimde de iki bahar geçişinde de yorgunluk hissederiz. Mevsimsel yorgunluk adı veririz buna. Hani dediğim gibi sonbaharda olur ve ilkbaharda olmaz, yorgunluk olmaz evet. gibi düşünülebilir evet. ama hani hepimiz deneyimliyoruz bunu. İlkbaharda da aynısını görüyoruz. Çünkü ilkbaharda da bir uyum süreci yaşıyoruz. Şu anda işte günler uzuyor, hava sıcaklıkları artıyor ama biz öbür şart, kış şartlarına alıştığımız için şu anda yine bir uyum sürecindeyiz. Bu da mevsimsel yorgunluğa sebep evet, oluyor. Aslında doğal bir süreç. Tabii, doğal böyle düşündüğümüz süreç. Zaman evet. değil mi? Bu yorgunluğu hissediyor olmamız. Şimdi doğal bir süreç. Yalnız şöyle bir nokta var burada. 2 haftadan fazla sürerse eğer çok da doğal olmuyor o zaman. 2 haftadan fazla sürmemesi gerekiyor. 2 haftada bu uyum sürecini bizim tamamlamamız gerekiyor. 2 haftadan fazla sürdüğü takdirde yine de bir uzmana başvurmakta, yine de bir uzman görüşü almakta fayda var. Evet. Peki bir risk grubu söz konusu mu? Hani şu kişiler daha riskli. Örneğin daha çok kadınların bundan yakındığını evet, görüyoruz. Doğru. Bir cinsiyet ayrımı ya da geçmişinde bir depresyon olan bu tür bir problem yaşayan insanın örneğin daha mı riskli bu süreç? Şimdi şöyle söyleyeyim. Orta yaşlı insanlar daha riskli aslında. Orta yaş grubundaki insanlar daha riskli. Gözlemleriniz çok doğru. Kadınlar da daha riskli. Kadınlar da bu mevsimsel yorgunluğu daha fazla hissediyorlar. Onun dışında bir hani psikolojik tedavi geçmişi, psikolojik tanı geçmişi olan işte depresyon gibi, anksiyete gibi tanılarla takip edilmiş, bu konuda tedavi görmüş insanlar daha riskliler. Kişilik bozukluğu olan insanlar daha riskliler. Bunun dışında hani daha düşük sosyokültürel ya da sosyoekonomik durumdan gelen insanlarda da daha çok gözlemliyoruz biz bu mevsimsel yorgunluğu. Çocukluk döneminde hani kötü olaylarla karşılaşmış, taciz öyküsü olan, hani kötü yaşam olayları olan insanlarda da daha çok gözlemliyoruz. Evet. Onlar risk grubunda. Onlar risk grubundalar. Evet. Yani hani diğer insanlara göre daha çok gözlemliyoruz mevsimsel yorgunluğu bu insanlarda. Evet. Peki genel bir yorgunluk hali olarak bunu ifade edebiliriz. Ekstra evet. bir durum söz konusu olur mu? Çok uyumak örneğin buna dahil midir? Böyle belirtilerinden. Şimdi hani koşullar değiştiği için mevsim geçişlerinde. Şimdi biz ilkbahar için konuşalım. İlkbaharda ne oluyor? Gün ışığından daha çok faydalanabiliyoruz. Daha erken kalkıyoruz. Hani bu bile insanı aslında düşündüğümüz zaman
daha pozitif etkileyeceği evet, düşünülürken daha dinç hale getirmesi evet, hani bu da olmuyor. Bu da daha negatif etkiliyor. Hani buradaki bizim kriterimiz uyum süreci. Sadece uyum sağladığımız, alıştığımız sürecin dışına çıkıyoruz bu süreçte. O yüzden de bu dönemlerde de hani mevsimsel yorgunluğu daha sık yaşıyoruz. Evet. Ne oluyor mesela? Kaygı düzeyimiz artabiliyor. Hani daha endişeli hale gelebiliyoruz. Uyku düzenimiz bozuluyor. Hani bunun için de biz şeyi tavsiye ediyoruz sıklıkla. Aynı saatte yatın ve aynı saatte kalkın. Uyku düzeni çünkü çok önemli. Uyku düzeni birçok hastalık için çok önemli. Mevsimsel yorgunlukta da uyku düzeni çok önemli. Uyku düzenini çok iyi ayarlamamız gerekiyor. Hani bunun dışında spora başvurulabilir, arkadaşlarla vakit geçirilebilir. Bunun gibi şeyler yapıldığı takdirde daha birkaç şey daha var tabii ki ama uyum süreci de daha kolaylaşıyor. Önemli olan o uyum sürecini iyi bir şekilde atlatabilmek ve bu iki hafta gibi bir süre esasen aştığı vakit tehlikeli boyutlara ulaşabilir. Bu ihtimal şöyle var. Şöyle söyleyeyim. Farklı psikolojik rahatsızlıklara davetiye çıkarabilir. İşte sonucunda depresyon gelebilir. Sonucunda anksiyete gelebilir. Ya da sonucunda işte somatizasyon dediğimiz hani bir takım psikolojik rahatsızlıklar için ön koşul olabilir. İki hafta tamamlandığı zaman hala geçmemiş olursa. O yüzden de hani uzmana başvurmakta fayda var diyoruz her zaman. Bu hastalıkların önünü kesebilmek için. Peki bu noktada yapılan yanlışlar kişiyi daha olumsuz manada etkileyen durumlar neler ya da bu yorgunlukla baş edebilmek için ne yapmalıyız? Şimdi yaptığımız yanlışlardan bir tanesi canımız dışarı çıkmak istemiyor ve evde oturuyoruz. Hani eskiden zevk aldığımız şeylerden zevk almamaya başlıyoruz ve onları yapmıyoruz. Hani birazcık geri çekiliyoruz, biraz eve kapanıyoruz. Eve kapanmak, geri çekilmek yaptığımız yanlışlardan bir tanesi. Üstüne gitmemiz gerekiyor. Hatta ben çoğu zaman şey söylüyorum hani insan her şeyi istediği için yapmıyor zaten. Yapmak zorunda olduğu şeylerimiz var ve bu yüzden yapıyoruz. Bu dönemlerde de aynı şekilde. Dışarı çıkmak istemeyebilirsiniz bir süre için ama yine de çıkın. Spor yapmak istemeyebilirsiniz ama yine de yapın. Çünkü bunlar gerçekten belki hani sözel olarak ifade edildiğinde çok anlamlı gelmeyen şeyler ama insan hayatına yerleştirebildiği zaman şu süreci çok kolay atlatmasını sağlayacak şeyler. Eve kapanmamalıyız, dışarı çıkmalıyız, arkadaşlarla görüşmek istenmiyor genelde bu dönemde. Arkadaşlarımızla vakit geçirmeliyiz, sosyal aktivitelere katılmalıyız. Hani dışarıda olmalıyız, içeride değil de daha çok dışarıda olmalıyız. Daha enerjimizi artıracak şeylerde, aktivitelerde bulunmalıyız. Hatta şey bile çok önemli bu süreçte, yediğimiz yiyecekler bile çok önemli. Mesela hani ilkbahar sürecinden, yaz sürecinden bahsedecek olursak karpuz öneriyoruz mesela bol sulu olduğu için. Evet. Çünkü bol sıvı alınmalı, bol sulu yiyecekler yenmeli, tüketilmeli. Onun dışında hani tatile gitmek olabilir yaz aylarında soğuk yerlere daha nispeten soğuk yerlere tatile gitmek ve bir hava değişikliği yine önerilebilir. Evet, böyle önlemler alabiliriz. Evet. Bu yanlışlardan uzak durmalıyız. Dolayısıyla ve bu yorgunluk fiziksel olarak da etkilemeye başlıyor sonrasında esasen bizi yediğimiz içtiğimiz şeyler bazen iştah kaybı beraberinde gelebiliyor ya da aşırı iştah açıklığı kilo almamıza sebep olabiliyor. Dolayısıyla beslenme de büyük bir aslında etken değil mi? Özellikle mevsim geçişlerinde. Çok önemli. Beslenme çok önemli. Aynen doğru söylediniz. Her iki mevsim geçişi için de bu geçerli. Beslenmeye çok dikkat etmemiz gerekiyor. Karbonhidratlı yiyeceklerden uzak durmamız gerekiyor ki bu dönemlerde insanın canı daha çok karbonhidratlı yiyecek, şekerli yiyecek istiyor. Neden? Çünkü ruh halimiz çökkün. Hani daha depresif duygu durumumuz. Bu yüzden de insan canı çikolata istiyor. Yani çikolataya sarılma ihtiyacı duyuyor. Ya da işte karbonhidratlı besinlere sarılma ihtiyacı duyuyor. Bunlardan uzak durmamız gerekiyor. Daha sağlıklı yiyecekler tüketmemiz gerekiyor. Böyle mevsim sebzelerinden, mevsim meyvelerinden tüketmemiz gerekiyor. Ve bol sıvı almamız gerekiyor şu süreçte. Değil mi? Özellikle buna dikkat çekiyorsunuz. Evet. Bol sıvı her dönem olduğu gibi. Kesinlikle. Özellikle bu dönemde atlayabiliyoruz, ihmal edebiliyoruz. Daha da dikkatli olmamız gerekiyor. Enerji düşüklüğü de söz konusu bu yorgunlukla birlikte. Bu noktada nasıl bir tanım var? Bu normal bir durum mu? Yine bu uyumun getirdiği bir şey midir enerji düşüklüğü?
Tabii enerji düşüklüğü, enerjimiz düşüyor. Çünkü canımız bir şey yapmak istemiyor aslında. Yine bu depresyonun belirtilerinden birkaç tanesidir zaten. İşte enerji düşüklüğü, eskiden zevk alınan şeylerden artık zevk alamama, sürekli eve kapanma ihtiyacı, arkadaşlardan, sosyal çevreden uzaklaşma ihtiyacı. Bunların hepsi depresyonun belirtilerinden bazılarıdır. Mevsimsel yorgunluk da hani ilerlediği takdirde depresyona sebep olur diyoruz zaten. Ve mevsimsel yorgunlukta aynı özelliklerin birkaçını taşır. Bu enerji düşüklüğü, bu işte demin saydığım özelliklerin hepsi mevsimsel yorgunluğa bağlı ama hani ondan bir emin olmamız gerekiyor öncelikle. Belki kişinin daha farklı bir psikolojik rahatsızlığı vardır. Hani o yüzden iki hafta burada bizim için çok önemli. İki haftayı doldurduğu takdirde geçmiyorsa direkt uzmana başvurmalıdır zaten. Çünkü belki başka bir psikolojik rahatsızlığı var. Ama hayır, öyle değil ve bu durum sadece mevsimsel yorgunluğu işaret ediyor. Enerji düşüklüğü yaşamamız çok normal. Çünkü her şeyde, her konuda geçiş döneminde hep bir sıkıntı çeker zaten insanlar alışana kadar. Ama burada bir de mevsim geçişi, yani bu çok büyük bir şey değil aslında. Kontrolümüz dışında. Evet, kontrolümüz dışında bir şey. Müdahale edebileceğimiz bir durum yok. Sadece kendimizi iyi hissetmek için, kendimizi bu değişikliğe adapte edebilmek için müdahale edebiliyoruz. Hani bu müdahalelerimizde ne kadar olumlu şey yapar. O kadar tabii ki kendi lehimize sonuçlanacak bir dönem, bir süreç. O yüzden kendi lehimize küçük küçük müdahalelerde bulunmaya çalışıyoruz. Öncelikle bunun farkında olmamız gerekiyor tabii. Evet, tabii. Değil mi her şeyden önce? Tabii. Ve bu tanıyı koymamız için de o süreden söz ettik özellikle bu tanı için. Görülme sıklığı nedir peki? Hakikaten çok sık rastlanan bir durumdan mı söz ediyoruz? Şöyle söyleyeyim size, yetişkinlere baktığımız zaman dünyada yapılan araştırmada %5 oranında mevsimsel yorgunluk tespit edilmiş insanlarda. %5, yani bu da herhalde 350 milyon gibi bir sayıya falan tekabül ediyordur insanlar genelinde. Bence hiç az bir oran değil. Gayet yüksek bir oran. %5 oranında yetişkinlerde dünya nüfusunda görülme sıklığı var. Evet, dolayısıyla sık karşılaşılan bir durumdan söz ediyoruz. Kalıcı bir çözümü var mıdır? Hani şunu yaparsanız böyle bir durumla karşılaşmazsınız gibi bir şey. Çok zor biliyorum ama. Evet, şimdi öyle bir formülümüz yok maalesef. Hani insanla ilgili konularda hiçbir zaman böyle bir formül olamıyor zaten. Yani burada pek matematik işlemiyor açıkçası. Çünkü hani burada ruha hitap ediyoruz. Burada insan psikolojisine hitap ediyoruz. Ama hani genel olarak iyi gelen şeyler var. İşte biraz önce söylediğim şeyler gibi. Hani bunlar arttırılabilir. Bunları yapmamız gerekiyor. Hani bu süreçte böyle çok büyük bir panik havası estirmememiz gerekiyor. Hani bu, soğukkanlı davranmalıyız. Evet, soğukkanlı davranmamız gerekiyor. Bir tek siz yaşamıyorsunuz bunu. Herkes yaşıyor. %5 gibi bir orandan bahsettik. Bu sadece literatüre giren, bu %5 oranıyla doktora başvuran kişilerin sayısı. Yani normalde muhtemelen bu oran daha fazla aslında. Bunu sadece siz yaşamıyorsunuz. Bunu herkes yaşıyor genel olarak. O yüzden hani bir dehşete kapılmadan bu dönemin bir geçiş dönemi olduğunu bilerek, bir de hani ilkbahar döneminde, demin de dediğim gibi hep şey oluyor, ilkbahar geldi, işte ben neden böyle yorgun hissediyorum? Tam tersini bekliyoruz. Tam tersini bekliyoruz ama ben neden böyle olumsuz duygular yaşıyorum ilkbaharda? Hani daha enerjik olmam gerekiyor gibi bir takım yargılar da olduğu için zihnimizde belki biraz daha panik yapıyoruz bu dönemde. Sonbaharda daha bekliyoruz aslında. Ama ilkbahara pek yakıştıramıyoruz biz bu dönemi. Hiç böyle bir şeye gerek yok. Hani şunu söylememiz gerekiyor. Hayatımızın her döneminde biz zaten zorluklarla karşılaşıyoruz. Karşılaşmaya da devam edeceğiz. Hayatımızın her döneminde olumsuzluklar yaşamaya ve bunlarla baş etmeye çalışacağız. Burada da tek yapmamız gereken şey hayatımızın herhangi bir dönemi gibi bu olumsuzlukla da baş edebileceğimizi kendimize söylemek, kendimize bu yönde telkinlerde bulunmak ve baş etme yollarını araştırmak ve bunları uygulamak. Onun dışında hani böyle çok dehşet bir dönem ya da hani sadece sizlerin, hani herkesin sadece bir kişinin başına gelen bir şey değil. Hepimiz yaşıyoruz, hepimiz geçiriyoruz. Geçirmeye de devam edeceğiz mevsimler döndükçe.
mevsim geçişleri geldikçe bu süreçleri de yaşamaya devam edeceğiz. Değil mi? Kendi kendimize bunları belki tekrar etmeliyiz. Evet. Bu konu dışında mevsimsel yorgunluktan söz ettik ama genel bir yorgunluk hali de olabiliyor kimi zaman. Fiziksel hiçbir problem yok örneğin. Ama kişi kendisini yorgun hissedebiliyor. Bunun sebebi nedir? Bununla ilgili yine nasıl bir çalışma yapılır? Şimdi yorgun hissedebiliyor, mutsuz da hissedebiliyor bazı dönemlerde. Yorgunluğun bir kere nedenleri araştırılmalı. Hani belki gerçi şey dediniz hani fizyolojik bir temeli yoksa eğer. Evet. O zaman yorgunluk bir takım psikolojik, yani ben psikolojik hastalıklar açısından konuşuyorum ama belki başka hastalıkların da belirleyicisi olabilir. Psikolojik bir takım rahatsızlıkların belirleyicisidir. Hiçbir zaman tek başına sebep değildir. Çok genel konuda, bir şey yani değil mi? Yorgunluğun başlı başına. Yorgunluk. Hani yorgunluğun kaynağı bir kere bulunmalı her şeyden önce. Bazen insanlar gerçekten hayattan da yorulmuş olabiliyorlar. Çok rutine binmiş işlerde, çok rutine binmiş ilişkilerde, sıkıntılı durumlarda insanlar sonuç olarak yorgunluk yaşayabiliyorlar. Bu çok anormal de bir durum değil ama bunun bir kaynağını bulmamız gerekiyor. Hani bunun için de eğer uzamış bir yorgunluk hali varsa ve insanın işlevselliğini bozuyorsa artık bu yorgunluk, bir uzmana başvurmaları gerektiğini burada söylüyoruz. Burada kısas hem zaman hem de kişinin normal yaşantısını bozacak hali gelmiş olması. Kişinin işlevselliğini, normal yaşantısını artık sekteye uğratacak, bozacak hale gelmiş olması çok önemli bir kriter. Böyle bir durumla karşılaşıldığında mutlaka bir yine uzmana başvurmalarını öneriyorum. Çünkü dediğim gibi hani bunun kaynağı bulunabilir yorgunluğun ve bu büyümeden çözülebilir. Ama belki hani farklı bir psikolojik hastalığın belirleyicisidir, belirticisidir, semptomudur. Buna göre değerlendirilir. İşte testler yapılır, görüşmeler yapılır. Sonunda teşhis konur ve ona göre de bir tedavi görebilir, bir terapi görebilir kişi. O yüzden de çok kendini sıkıntıya uğratan, günlük hayatını bozan bir yorgunluk yaşıyorsa, iki haftayı da geçmişse bu yorgunluk süresi, biz uzmana başvurmaları gerektiğini söylüyoruz. Evet, ona göre bir yol haritası çiziliyor ve kişi tedaviye başlamış oluyor. Bu süreç böyle devam ediyor. Bir diğer yandan da stres yine çok karşılaştığımız, beraberinde hem yorgunluğu da getiren aslında zaman zaman enerji düşüklüğüne de sebep olabilen ya da enerjimizi iyi kullanmamızı engelleyen bir faktör olabiliyor. Bu noktada sizin öneriniz ne olur? Kaçamıyoruz artık stres. Mutlaka hayatımızda bir şekilde var. Peki nasıl baş ederiz? Yani dediğiniz gibi stres çağımızın en büyük sorunu aslında. Kaçamıyoruz, kaçmamıza imkan yok. Çünkü öyle bir dünyada yaşıyoruz ki stresten kaçmak çok da mümkün değil açıkçası. Bir kere gerçekçi yaklaşmak gerekiyor burada ama şu var, stres çoğu zaman ya da hani stresin getirmiş olduğu mutsuzluk çoğu zaman dış faktörlere bağlı olmaya da biliyor aslında. Yani dış faktörleri bizim kontrol etme şansımız yok, ya da öyle söyleyeyim size. Ama içsel olarak problem çözme yeteneğimizi geliştirebiliriz mesela. Sorunlarla başa çıkabilme yeteneğimizi geliştirebiliriz. Sorunlarla başa çıkabilmek için yol haritaları geliştirebiliriz. Çözüm kendimize sunabiliriz ve çözüm yollarını deneyebiliriz. Yani burada aslında bizimle ilgili olan kısmın, müdahale edemediğimiz dış olaylar var ve çok fazla. Biz içsel olarak ne yapabiliriz? Sorunlarla nasıl baş edebiliriz? Stres kaynağını öncelikle bulmamız gerekiyor ve sonradan bu problemi çözmek için problem çözme becerileri geliştirmemiz gerekiyor. Bunları yapabildiğimiz takdirde stresle başa çıkmamız daha kolay olur. Ama biz hem bunların farkında olmaz, kendi problem çözme yeteneğimizi geliştiremez, kendi çözüm yollarımızı bulamazsak, o zaman hani zaten kontrol edemediğimiz bir dış süreç var. Buna müdahale edebilmemiz ve stresle başa çıkabilmemiz dolayısıyla çok daha güç olur. Evet, öncelikle kaynak bulunmalı. Farklı nedenlerde olabilir bu. Kendi problem çözme yeteneklerimizi geliştirmeliyiz mutlaka. Yine kişiye göre değişen yöntemler karşımıza çıkıyor. Bu noktada bir uzmandan da yine görüş alınabilir. Tabii bunu uzman yardımcı adına olabilir ama bunu kişi kendi geliştirecek. Çünkü en iyi insan kendine kendisi tanır. Neyi nasıl çözebileceğini en iyi kendisi bilir. Kendine insan en iyi kendi bilir. Burada biz problem çözme becerileri nasıl bulunmalı,
ne yapılmalı, nasıl yaklaşılmalı probleme kısmında evet yardımcı olabiliriz ama kişi problem, çünkü her problem de aynı değildir. Farklı problemler yaşayacağız ve farklı farklı çözüm yolları geliştireceğiz. Bunu da hani kendimiz yapacağız. Evet, ya da aynı problemi yaşayan kişiler farklı etki gösterebilirler buna. Farklı tepki gösterebilirler. Dolayısıyla kişinin kendinde biten bir süreç var burada karşımıza çıkan. Evet. Az önce tanı noktasında bir yol izlenmeli, sonrasında tedavi süreci başlamalı dediniz. Bu noktada internete de başvurabiliyor kişiler. Birçok video var bu konuya dair. Birçok içerik de söz konusu. Bunlara sizin bakış açınız nedir? Yine yapılan bu noktada yanlışlar neler olabiliyor? Şimdi bir kere bizim en sık rastladığımız yanlış şu oluyor. İnternette görülen her yorum, internete yazılan hastalıklarla ilgili her şey doğru değil öncelikle. Yani internet çok geniş bir havuz, çok büyük bir bilgi deryası internet ve doğru faydalanabildiğimiz sürece hayatımızın en vazgeçilmez ve en önemli unsurlarından bir tanesi. Ama yanlış da faydalanabiliyoruz. Hani belirtilerimizi yazıyoruz, şunlar 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 var diye karşımıza çok başka bir hastalık da çıkabiliyor. Evet. Ve biz bu sefer işte ben de acaba bu mu var diye hani var olan kaygı, var olan anksiyete durumumuzu daha da tetikliyoruz. Evet, fiziksel hastalıklarda da bu çok sık yapılıyor hakikaten. Evet, çok sık yapılıyor. Çok sık yapılıyor. Doktorlar da hani biliyorum bundan rahatsızlar. Evet. Hangi meslekte olursa olsun o mesleğin uzmanı mutlaka hani yalan yanlış bilgilerle kendisine başvuran ve endişe yaşayan kişilerin bu tutumdan rahatsız olur zaten. Burada biraz daha doğru kullanmamız gerekiyor interneti. Esas olan bizim doktorumuzun söylediği şeydir. Her zaman için doktorumuza inanmamız gerekir ama tabii ki internetten de faydalanacağız. Tabii ki okuyacağız, tabii ki yorumlara bakacağız. Ama sadece hani bunların hepsinin %100 bizde olduğunu düşünmeyeceğiz. Öyle yaşayan insanlar da var, öyle hastalık yaşayan insanlar da var. Ama herkesin hastalığı biriciktir, herkesin hastalığı kendinedir. Herkes kendi yorumunu yapar. Hani oradan bir genellemeyle hemen kendimize uyarlamamamız gerekiyor. Çünkü bu bizim psikolojimizi de bozuyor. Hani biz de yaşıyoruz bunu, biz de işte yazıyoruz şu belirtilerim var diye farklı bir hastalık çıkarıyor. Ve ne yapıyoruz o zaman? Hani çok daha kaygımıza kaygı katıyoruz. Belki de daha olumsuz şekilde tabii, etkilemiş süreci oluyoruz. Daha olumsuz yönetiyoruz. Bunun yerine hani doktorumuzun dediğini esas olarak kabul etmek her zaman için daha doğrudur. Kimi zaman da bazı testler karşımıza çıkabiliyor. Özellikle depresyon. Tırnak içerisinde çok reyting yapan bir konu depresyon. Konuşulan, dikkat çeken daha doğrusu bir konu. Ve bununla ilgili de testler var örneğin internette. Depresyonda mısın? Ne kadar depresyondasın? gibi. Bunlara yaklaşımınız nedir? Karşılaşıyor musunuz gelen kişilerle? Tabii karşılaşmaz mıyız? Şimdi şöyle söyleyeyim. Bizim mesela uyguladığımız testlerde biz her bir testin ayrı ayrı eğitimini alıyoruz hocalarımızdan. Ve bu hani sertifikayla yapılan testler oluyor bunlar genellikle ve uzun eğitimler sonucu. Biz bunları yapmaya hak kazanıyoruz. Şimdi aslında çok ciddi bir iş. İnsan psikolojisi çok çok ciddi bir olaydır. Çok ciddi bir iştir. Ve buna hani en ufak bir müdahalede bulunan bir insan bile yetkin olmalıdır. Test yapanından, görüşme yapanından, tedavi uygulayanına kadar. İnternette gördüğümüz testler daha çok bu şeylerdeki testler. Hani eskiden dergiler olurdu. Bu dergilerde bu testlerden olurdu. Onları çözerdik. Şimdi bu bana şey geliyor. O dergilerdeki testlerin internet versiyonunu yaptı artık. Muhtemelen dergiler çok satılmadığı için. Ve hani geçerli olan iletişim aracı internet olduğu için. Geçerliliği... Hani isterseniz çözebilirsiniz ama hani bakıp da ben depresyondayım, ben işte anksiyetem varmış, benim şuyum varmış, benim kişiliğim böyleymiş gibi yargılara kapılmamak gerekiyor. Bunun teşhisini hiçbir zaman dergideki ya da işte internetteki bu testi hazırlayan insanlar ya da hani sadece uygulayan siz koyamazsınız. Bu teşhisi koymak için çok ciddi dediğim gibi test eğitimleri, çok ciddi terapi eğitimleri almak gerekiyor. Bunların sonucunda doktorun değerlendirip koyması gerekiyor. Hani o yüzden hiçbir yetkinliği yok ama İnsanın hoşuna gidiyorsa doldurmak, vakit geçirmekse amaç doldurulabilir. Ama hiçbir şekilde oradaki sonuçlara güvenip de hani benim şu hastalığım var, benim bu hastalığım var ya da benim kişiliğim şöyleymiş gibi yanlış yargılara kapılmamak gerekiyor. Evet, cevaplar kadar sorular da önemli tabii, değil mi tabii, bu tür testlerde? Bunun için de eğitim aldığınızı ifade ettiniz. Dolayısıyla tehlikeli de boyutlara ulaşabilir. Evet. Dikkatli olmakta fayda var. Bir diğer yandan internetten söz etmişken sosyal medyayı da çok aktif olarak kullanıyoruz. Bunun psikolojide
karşılığı, daha doğrusu yarattığı sorunlar söz konusu mu? Bundan birazcık da söz edelim. Nasıl etkileri sahip paylaşımlar söz konusu, bir mahremiyet konusu var aynı zamanda. Bir diğer yandan bir teşhircilik mi yapılıyor acaba? Bir diğer yandan kişiler başka hayatlara bir özenti halindeler mi? Bununla alakalı nasıl bir durum var psikolojik açıdan değerlendirdiğimizde? Şimdi sosyal medya çok eleştirilen ama bir türlü de uzak durulamayan maalesef bir kopamadığımız da bir durum var ortada. Şimdi şey çok ilginç mesela like sayıları dediğimiz işte beğeni sayıları insanın psikolojik durumunu değiştirebiliyor ve ben buna çok şaşırıyorum hakikaten. Hani bir fotoğraf çok like aldıysa ya da bir durum çok like aldıysa insan daha mutlu ya da o fotoğrafında gerçekten çok işte güzel çıktım, gerçekten çok hani güzel bir iş başarmış gibi hissediyor. Evet. Ama o fotoğrafa daha az like gelince de daha az beğeni gelince de bir mutsuz oluyor ve bu durum çok ilginç bir durum. Yani bu normal bir durum değil açıkçası. Ama karşılaşılıyor artık. Karşılaşıyoruz. Bu ilginç durumla. Evet. Tabii çok sık karşılaşıyoruz hem de. Hatta artık şey bunun üzerine dönmeye başladı. İşte şurada şu kadar takipçim var, burada bu kadar takipçim var deyip insanlar bunu işe de dönüştürmeye başladılar. Bu da ayrı bir boyutu zaten bu olayın. Ne kadar önem verdiğimizi gösteriyor. Like hani insanın beğenilme ihtiyacını aslında bu internetten, sosyal medyadan gidermesi. Baktığınız zaman psikolojik karşılığı aslında bu. Değil mi? Bir beğenilme ihtiyacı var tabii, her şeyden insanın önce. Mutlaka beğenilme ihtiyacı vardır. O beğenilme ihtiyacının işte sosyal medyadan giderilmesi de insanın ruh halini olumlu etkiliyor. Ama giderememesi, bu beğeni ihtiyacını gideremediği ve işte o beğeniyi alamadığı durumlarda da olumsuz etkileniyor psikolojik durumu insanın. Bu hakikaten ilginç bir konu. Yani başlı başına bence bir araştırılması gereken bir konu. Araştırmalar da var zaten bu konu hakkında. Bir de hani şunu gözlemliyorum ben. Sanki böyle bir maça çıkarmış gibi düşünün. İnsan mesela arkadaşının mutlu fotoğraflarını gördüğü zaman rekabet içinde olursa eğer mutlu fotoğrafını gördüğü zaman mağlubiyet hissedebiliyor. Kendi mutsuzsa, kendi hayatından memnun değilse, rekabet içinde olduğu arkadaşı da mutlu mutlu fotoğraflar yayınlıyorsa böyle bir mağlubiyet hissi oluyor insanda. Ya da tam tersini düşünün. Hani o çok mutlu fotoğraflar yayınlıyorsa ve rekabet içinde olduğu arkadaşı daha mutsuz, daha işte böyle daha sakin fotoğraflar yayınlıyorsa ya da hiç yayınlamıyorsa ilginç bir şekilde galibiyet hissi yaşayabiliyor. İlginç bir şekilde haz duyabiliyor bu konudan. Bunlar hakikaten ilginç şeyler ama hepimizin yaşadığı ve gözlemlediği de şeyler. Evet. Kimi bunu daha fazla yaşıyordur, kimi daha az yaşıyordur ama mutlaka da yaşanıyor, görüyoruz. Hem eleştiriyoruz, evet ilginç geliyor. Ama bir yandan da artık dünyada buraya doğru gidiyor. Hani dünyanın da gerçeği bu. Sadece bizim ülkemiz için de geçerli değil. Tüm dünya genelinde de. Ve insanlar doğal olarak hani sosyal medyayla mutlu olup sosyal medyayla mutsuz olabiliyorlar. Evet. Ya da yaptıklarını, örneğin çocuk bir çocuğu yetiştirirken geçirdikleri her aşamayı insanlarla paylaşmayı uygun gören anneler olduğunu biliyoruz. Şeyi gözlemliyorum işte küçücük çocuklarına mesela Instagram hani hesabı açan anneler var. Ben bunu doğru bulmuyorum açıkçası. Hani karışmak da olmaz tabii, herkesin kendi çocuğu nasıl isterse öyle yetiştiriyorlar ama küçücük çocukları hani daha sonradan belki buna karşı çıkabilecek çocukları her anını görüntülemek bence çok doğru bir şey değil. Bu benim şahsi fikrim. Yapılan araştırmalar da şeyi gösteriyor. Sosyal medyada daha çok zaman geçiren ve daha çok paylaşım yapan insanlar geçirmeyen ve paylaşım yapmayanlara göre daha mutsuz aslında. Yani sosyal medya hem kullanıyoruz hem mutlu bir görünüyoruz yandan, mutlu görünüyoruz ama bir yandan da sosyal medya aslında yapılan araştırmalar sonucunda da görülüyor ki insanı mutsuz ediyor. Bir tezatlık var. Var bir tezatlık. Yansıyanla gerçek arasında. Evet. Ve kullanım yaşı da oldukça düşük. Biliyoruz ki artık bazı kanallarda takipçi arayan çocuklar var. Hatta öyle ki takipçi buluşmasına kimsenin gelmemesi üzerine ağlayan çocuklar var. Bir diğer yandan da böyle bir dediğiniz gibi rekabet durumu söz konusu. Derin mutsuzluklara da sebep olabiliyor. Orada aldığı bir yenilgi tabiri caizse. Çocuklar üzerinde de etkilerinin yoğun olduğunu görüyoruz. Buna dair neler söylersiniz? Şimdi şöyle söyleyeyim, o dediğiniz videoyu hatırlıyorum, ben de izledim o videoyu. Çocuk aslında ailede ne gördüyse onu yansıtıyor. Yani o hani 5-6 yaşlarında bir çocuktan bahsediyoruz. 5-6 yaşındaki çocuğun hani takipçi ayarlayayım, takipçilerimle buluşayım
gibi tabii ki düşünceleri geliştirebilir ama muhtemelen ailede sosyal medyanın ne kadar yaygın kullanıldığını da aslında biz oradan anlıyoruz. Ailelere burada çok büyük iş düşüyor. Yani çocuk yapar. Çocuk buluşmada işte hani eline verirseniz telefonu, çocuk oradan buluşmada ayarlar okuma yazma bildiği sürece. Ve hakikaten çok büyük de bir çöküş yaşamış. Evet, bir travma gibiydi arkadaşları gelmediği zaman. Burada tamamen bence iş aileye düşüyor. Çocuğun yanında en azından sosyal medyanın bu kadar önemli olduğunu, işte oradan gelen bir beğeninin bu kadar önemli olduğunu, oradaki paylaşılan fotoğrafların bu kadar önemli şeyler olduğunu en azından çocuğa yansıtmamaları gerekiyor. Çünkü çocuk da bu mentaliteyle büyüyor ve buna doğru, buna göre hareket ediyor. İşte buluşma ayarlıyor. Ne kadar yanlış yani, hani kim gelecek o da belli değil buluşmasına. Değil mi? O da aslında başka evet, bir o da başka bir boyut konu. Aynen çok da öyle. Tehlikeli de tabii, sonuçlar da yani olabilir. Güvenlik açığı bence ciddi evet. bir güvenlik açığı da var burada. Allah'tan kimse gelmemiş evet. yani o buluşmaya. Yoksa hani bilmiyoruz ki kim sosyal medyada kim nedir, internette hani her yazana inanmamak gerekiyor. Tanıdıkları sadece eklemek gerekiyor bence ama bunlar daha farklı boyutları. İşin güvenlik boyutu tabii var işin, bir yandan. Aynen öyle, güvenlik boyutu ve bence çok ciddi bir boyut evet. bu. Bunu ailenin ele alması gerekiyor ama. Onun dışında çocuk ciddi bir travma yaşamış hakikaten. Reddedilmişlik yaşamış evet. çünkü çocuk. Reddedilmenin verdiği o duygu durumuna da başa çıkamamış. Doğal olarak o yaştaki çocuk başa çıkamaz böyle bir reddedilmeyle. Hani bunun sonucunda da işte ağlamalar, evet. sinirlenme, öfkelenme gibi belirtiler oluşturmuş. Çocuklarımızı hani bu kadarından en azından korumamız gerekiyor. Değil bu mi? Kadarından en azından uzak tutmamız ne gerekiyor. Ne yazık ki zaman zaman kullanıldığını görüyoruz çocukların evet. bu videolarda, bu tür evet. Videolarda kendine kişi bir ortam oluşturuyor ve sanal bir dünya tam anlamıyla kurmuş olabiliyor. Çocukları da bu dünyada kullanmış olabiliyor. Sonuçları ama çocuklar açısından da yetişkinler açısından da vahim olabilir. Dikkatli olmakta, iyi kullanmakta, kesinlikle. Güvenli şekilde kullanmakta fayda kesinlikle. Var. Depresyona kadar götürebilir mi peki karşılaşılan sorunlar, ne boyutlara ulaşır bu noktada? Yani ilginç gelecek ama evet götürebilir. Görüyoruz çünkü bu sebeple başvuran insanların sayısı da inanın hiç az değil. Buradaki hani reddedilmişlik hissi ya da işte yeterince beğenilmediğini düşünme hissi, yeterince onaylanmadığını düşünme hissi, bunların hepsi depresyona sebep olabilecek şeylerdir. Bir de insanın hayatı sadece sosyal medya üzerineyse, hani dışarı çıktığı, aktif olarak katıldığı, bir paylaştığı bir hayat da yoksa kişinin, sosyal medyada bu yüzden çok da fazla zaman geçiriyorsa hani bütün hayatı da etkilenebilir o zaman kişinin bu durumdan, ama bu daha da büyük sıkıntı. Yani sosyal medyayı tabii ki kullanabiliriz. Tabii ki oradan işte eski arkadaşlarımızla haberleşebiliyoruz. Bunun gibi hani birçok faydası da olabiliyor. Ama bir yere kadar, yine söylüyorum bir yere kadar, hani çok da fazla hayatımızın merkezine koymamamız gerekiyor sosyal medyayı. Yoksa hani ciddi sıkıntılara yol açabiliyor evet, psikolojik olarak. Gerçek ortama dönmek gerekiyor. Kesinlikle. Hayat dışarıda akıyor. Sosyal medyada da tabii ki uzak kalın demiyorum. Çünkü artık çağımız öyle bir çağ ki bilgi çağı, internet çağı, ne kadar uzak kalın desek, ne kadar sosyal medyanızı kapatın desek bu çok geçerli olmuyor. Bu çok gerçekçi de olmuyor. Her zaman için ideal olan, doğru olan diye bir şey yoktur. Sosyal medyaya tabii ki hani dozunda olduğu sürece katılabiliriz ama sosyal medya sizi mutsuz ediyorsa artık ve bunun farkındaysanız, bu reddedilmişlik hissini, bu onayı bekleyip de onay alamama hissini, mağlubiyet hissini sürekli yaşıyorsanız sosyal medyadan ve bununla baş edemiyorsanız, demek ki burada sizin baş edemediğiniz, sizin aşamadığınız bazı problemler var. O zaman o problemleri işte tamamen sonlandırmak gerekiyor. Bu da kişinin kendi elinde olan bir şey. Yine kişi kendini takip edebilir. Tabii, evet. Bir diğer nokta da aslında bu işin bir ticari boyutunun olması. Çok büyük paralardan söz ediliyor. Kişi ünlü olma hayaliyle de bu platformda yer alabiliyor. O da sanıyorum başlı başına aslında konuşulması gereken belki noktalardan biri. Ben tanınan bir insan olmalıyım, ben ünlü olmalıyım ve çok para kazanmalıyım şeklinde de biliyoruz ki bu alanda kendisini bulan insanlar var. Onların durumu da sanıyorum benzer.
şekilde karşımıza çıkıyor. Evet, yani eskiden hani herhalde bir yerlere başvurmak gerekiyordu gidip bireysel olarak, ama artık öyle değil. Artık sosyal medya aracılığıyla her şey yayılıyor. Evet. İnsanlar ünleniyor. Hızlı bir şekilde. Fenomen oluyorlar. Hızlı bir şekilde, çok hızlı bir şekilde ülkenin gündemine oturabiliyorlar. Evet. Bunu yapmaya çalışıyor bir takım insanlar da. Ama bunu yapmaya çalışırken yaşayacakları o mutsuzluğu, yaşayacakları reddedilmişliği, hani bunu kaç kişi yapmaya çalışıyordur ve kaç kişi başarıyordur? Hani bunları da bir göz önünde bulundurmak gerekiyor. Ya da belli bir ünden sonra tekrar geriye dönmek nasıl sonuçlar verir psikolojik açıdan? O da şimdi ayrıca belki insanın kazandığı problem. Bir şeyi kaybetmesi her zaman için insanı hiç kazanmamış olmaktan daha çok etkiler. Bu da bunun gibi bir şey aslında. Bu da çok olası sosyal medyayı düşündüğümüzde. Evet, yani hani ünleniyorlar, birkaç gün konuşuyoruz, sonra unutuyoruz aslında. Biz unutuyoruz ama onlar bizi unutmuyorlar. Onlar bu ünü unutmuyorlar. Ve sürekli bu ünle, yine bu üne kavuşmak için böyle değişik stratejiler geliştirebiliyorlar. Hayatlarının amaçlarına, merkezlerine artık bunu koyabiliyorlar. Yani burada da sıkıntı yaşıyorlar. Evet. Psikoloji bozuluyor. İnternet demişken bir şey daha sormak istiyorum. Tabii. Bir alışveriş çılgınlığı da söz konusu. Artık internete yöneldik. Belki realden daha fazla internet alışverişi ön plana çıkacak önümüzdeki yıllarda. Henüz o boyutta olmasa da. Ama bununla ilgili bir bağımlılık oluştuğunu da yavaş yavaş gözlemliyoruz. Bu noktada nasıl baş edilir? Bir şeyler alma isteği internetten söz konusu olabiliyor. Şimdi bağımlılık başlı başına çok ayrı bir konudur ve çok kapsamlı bir konudur. İnternet bağımlılığı, alışveriş bağımlılığı bu son zamanlarda artık literatürümüze yeni eklenen bağımlılıklar bunlar. Hani zaten daha diğer bağımlılıkları biliyoruz ama inanın bana bir bağımlılığın diğer bir bağımlılıktan yaşayan kişi açısından çok da bir farkı yok aslında. Madde bağımlılığı mesela ne kadar zor, kurtulması ne kadar zor bir bağımlılıksa maalesef internet bağımlılığı da o noktaya geldi. Değil mi? Ya da işte kumar bağımlılığı ne kadar zorsa diğer bir bağımlılık da o kadar zor. İnternet bağımlılığı ve alışveriş bağımlılığı da bunlardan birkaçı. Bunlardan böyle kurtulmak için değişik tabii ki terapi yöntemleri ve ilaç tedavisi yöntemleri var. Yine kişiye göre değişir. Evet, bu bağımlılık düzeyine geldiyse eğer bu problem mutlaka bir uzmana başvurmak gerekiyor. O zaman insanın kendi başına baş edebileceği bir şey olmaktan çıkıyor artık. Ha, internetten çok alışveriş yapmak, bağımlılık düzeyi değil ama çok alışveriş yapmaktan bahsediyorsak çok kolay çünkü. Hani gidip almak zor. Evet. Ama hemen elimizin altında oradan bakıyoruz. İstediğimiz şeyi alıyoruz ve mutlu ediyoruz. Seçenekleri rahat. Rahatça inceleyebiliyoruz. Tabii, rahatça inceleyebiliyoruz, saatlerce bakabiliyoruz. Sonucunda da aldığımız şeyin hani herkeste vardır bu, hani az ya da çok aldığı bir şey alınca mutlu olur kişi. Evet. Bu mutluluğu işte oradan arar noktaya geldiysek eğer orada sıkıntı var. İhtiyacımız olan bir şey olabilir. Hakikaten gidemeyebiliriz. Elimizin altında internet vardır ve internetten alırız. Bunda bir sorun yok. Bu internetin doğru kullanımı aslında. Ama ihtiyacımız yoktur ama biz sadece mutlu olmak için alışveriş yapıyoruzdur. Bu yüzden de sürekli alıyoruzdur. İşte burada bir problem var demektir. Bu bağımlılık aşamasında mı değil mi? Bunu bir kontrol etmemiz gerekiyor. Bunun kararını kendileri veremiyorlarsa yine bize başvurabilirler. Bundan sonra bunun için de inanın ciddi bir tedavi gerekiyor. Bu değil çok mi? Kolay bir şey değil. Azımsanacak, evet, kimsenecek bir şey değil. Diğer şey bağımlılıklarla değil. Eşdeğer durumda. Evet, evet. O kadar tehlikeli, boyutlara ulaşabilir. Evet. Sonlandırıyoruz. Son olarak neler ifade edersiniz? Birçok konuya değinmiş olduk. Yorgunlukla başladık ama farklı konulara da geçmiş olduk. Son olarak yine vereceğiniz mesaj ne olacak? Son olarak öncelikle teşekkür ediyorum. Biz çok teşekkür ederiz. Çünkü güzel bir konu seçtiğinizi düşünüyorum. Mevsimsel yorgunluk, dediğim gibi hani çoğu insanın yaşadığı, çoğu insanın sıkıntılarıyla baş etmekte zorlandığı bir rahatsızlık ama çok normal bir olay. 2 haftayı geçmediği sürece insanlar bununla başa çıkabilirler. Sadece uyum süreci zor bir süreçtir. Bunun farkına varsınlar. Şu anda biz kış şartlarından, kış havasından yaz havasına geçiyoruz ve buna uyum sağlamaya çalışıyoruz. Bunu hem biz bedenen yapıyoruz, hem hormonlarımız yapıyor, hem zihnimiz yapıyor, hem psikolojik olarak yapıyoruz. Ve bu süreçte zorlanıyoruz doğal olarak.
Bunlar da mevsimsel yorgunluk adı altındaki bazı belirtilerle ortaya çıkıyor. Hı hı. Ama bunu işte hani ben yorgunum, ben dışarı çıkmak istemiyorum gibi buna kapılırsanız, kapılıp giderseniz o zaman başarılı olamayız. Yapmamız gereken şey bunun üstüne gitmek, dışarı çıkmak, sosyalleşmek, spor yapmak. O arkadaş çevresi büyük evet, öneme sahip. Evet, çok büyük öneme sahip. Spor yapmamız gerekiyor düzenli olarak. Arkadaşlarımızla buluşmamız gerekiyor. Hobilerimizi, eskiden keyif aldığımız ama artık bize belki keyif vermediğini düşündüğümüz şeyleri tekrar tekrar yapmamız gerekiyor bu aşamada. Düzenli beslenmek demin de dediğim gibi çok önemli. Uyku düzenimize dikkat etmek çok önemli. Bu gelip geçici bir süreç. Evet. Her bahar bunu yaşayacağız. İnşallah birçok bahar görürüz ve bunu hani yaşayıp çözüm tecrübe yollarını edip da geliştirdiğimiz sürece, kendi çözüm yollarımızı geliştirdiğimiz sürece bunları aşarız ve bir sorun kalmadan hayatımıza devam edebiliriz. Evet, çok teşekkür ediyoruz ben katıldığınız, teşekkür ederim, bilgilendirdiğiniz için. Sağ olun. Kolaylıklar diliyoruz çalışmalarınızda da. Çok sağ olun. Evet sevgili seyirciler, psikolog Oya Kaptan stüdyomuzda bizlerle bir aradaydı. Sohbetimizi noktaladık.